Delirdim. Çıldırdım. Bu oyunu oynarken kafayı yememek için kendime hakim olmaya çalıştım. Hem de ne için biliyor musunuz? Hangi oyun için biliyor musunuz? İşte bu oyun için. Rastomanik. Çok sevdiğim ve fikirlerine saygı duyduğum birisinin tavsiyesi üzerine bu oyunu oynamaya çalıştım. Oynadım diyemiyorum çünkü oynamaya çalıştım. Belki de oyunun yarısına kadar gelmiş olabilirim ama oyun 2 saat 3 saatte bitiyor demelerine rağmen ben 4-5 saati oynadım ve yarısına anca geldim belki de. Yani bu oyunu 2 saatte bitiren insanlar normal insanlar değil mi? Ben mi çok gerizekalıyım? Aptal mıyım lan ben acaba? Bu oyuna eklenen zorluğun kesinlikle sadece oyun süresi uzatılsın diye eklediğine adım kadar eminim. Oyuncunun vaktini değersiz görmek olarak algılıyorum ben bunu. On to the End oyuncusuna baştan sona bunu hissettiriyor. Gerek yok ya, gerek yok. Salak bir yaratık, lootundan yaprak çıkan aptal bir yaratık bile sizi en az 7-8 kere öldürmeden asla ölmüyor. Neden? Yarım saatten fazla uğraştığınız bir savaşı kazandığınızda elinize geçen şey genelde dal ya da yaprak. Çoğu savaşın oyuna etkisi sıfır. Tamamen vakit kazanmak için yapılmış. Adamlar ellerinden gelse yürümeyi bile zor hale getirecekler ya. Ki getirmişler de. Yüksek bir yerden düştüğünüzde veya herhangi bir yere çarptığınızda elinizdeki itemleri, meşaleyi ve kılıcı düşürüyorsunuz. Onları eğer almayı unutursanız tekrar geriye dönmek zorunda kalıyorsunuz. Okey, buraya kadar bir sıkıntı yok. Ama hiçbir işe yaramayan bir düşmanı öldürmek bu kadar zor olmamalı. Ya içinden yaprak çıkacak bir düşman için neden yarım saat 45 dakika uğraşıyoruz ya? Neden? Oyun kısa olabilir, okey, sorun yok. Kısa olsun, çabuk bitsin. Çerezlik oyun diyelim. Ama bu kadar bizi delirtmenin bir anlamı yok. Bu oyuncuların sinirlerini, streslerini bu kadar bozmanın bir anlamı yok. Oyuna zaten başlar başlamaz oyunun başlangıcında kendilerinin dediği şey şu: sakin kalın. Olur, sakin kalalım. Sen benim üzerime ufacık bir yaratık gönder, adam bana 2 kere vursun, ben 2 kere de öleyim, ben ona 5 kere vurayım, o ölmesin. %100 dodge yapsın, arkasına geçip vuruyor olmama rağmen anında dönüp dodge'lasın ama ben sakin kalayım, olur? Oynamadan önce kısa bir araştırma yapmıştım, müthiş hikaye anlatımı falan denmiş. Oyunda müthiş hikaye anlatımını geçin, hikaye anlatımı yok. Öyle salıyor sizi çayıra, Mevlam kayıra yani. Belki de ben bitiremediğim için benim için hikaye havada kalmış olabilir ama neredeyse oyunun yarısına kadar geldim, hikaye namına hiçbir şey bilmiyorum. Sadece en başta bir çocuk, bir kadın bize bir şeyler veriyor, onu alıp ileriye doğru yürümeye başlıyoruz. Ya delirdim ya, delirdim ya. Oyun oynayıp eğleneyim diye oturduğum bilgisayarın başında delirdim, dert sahibi, keder sahibi, elem sahibi oldum. Karakterin hareket edişi donuk, mekanikler yavaş. Sizden o kadar çevik düşmanlar geliyor ki şaşırıyorsunuz, dodge'lıyorsunuz, dodge'ladığınız halde adam size vuruyor. Bu oyun neden en başarılı indie yapımlar arasında yer alıyor hala anlamış değilim. Ben de zaten bunu merak ettiğim için oyuna girmiştim. Girdikten sonra da fikrim değişmedi. Hala bu oyunun bir anlamı yok. Bu oyun başarısız olmaktan, kısa olmaktan korkup aşırı zorlaşmış bir oyun. Aşırı zorlaştırılmış bir oyun. Bu oyunu oynamayın. Kendinize saygınız varsa bu oyunu oynamayın. Delirdim, kudurdum, fıttırdım. Yeter, yeter artık. Bu kadar zor olmamalı. Eğer oyun yapamıyorsanız yapmayın. Uzun oyun yapmak zorunda da değilsiniz ayrıca. Oyununuz kısaysa bırakın kısa kalsın. Zorlaştırmak, uzatmak için bu kadar uğraşmayın. Oyunun başına bir de oynadığınız bütün oyunları unutun. On to the End size bambaşka bir deneyim sunacak yazmışlar. Benim gördüğüm en büyük yenilik elindeki meşalenin yere düşüyor olmasıydı. Eğer yenilik buysa lütfen istemiyorum kardeşim ben, kalsın. Bu oyunu oynamayın. Oh be. Rastomanik.